Kaç kilometren geliyor bu suya? 15. 15 kilometre. Toplam açık kanalın uzunluğu 15 kilometre. Boruda 6000 metre. Şurada toplamda Ertuğrul'a geliyor. Ertuğrul'da da bir regülatör var. Orada da 600'lük boruyla geliyor. O da saplanıyor. Bize... Gerçekten geçtiğimiz yıllarda özellikle son yaz çok kurak geçti ve kuyularımız neredeyse kurudu. Birçok barajlarımızda su kalmadı. Hemşehrilerimiz hatırlayacaklar. Bizim Çamar Barajı'nda Ocak ayı itibariyle hala kışın ortalarında Ocak ayı itibariyle 100 bin ton bir suyumuz kalmıştı. Çamar Barajı adeta kurumuştu. Zaten Yeni Hayat Barajı'ndan ve Hatap Barajı'ndan su alamıyor idik. Çünkü biz ölü hacimdeki suları da almak için yüzen platformlar oluşturduk kendi belediyemiz bünyesinde. Onlara motor takmak suretiyle ölü hacimlerden de hem Hatap Barajı'nda hem de Yeni Hayat Barajı'nda su aldık. Buna mecburduk çünkü suyumuz yoktu. Koçhisar Barajı'nda da aşağı yukarı 120 milyon metreküplük hacmi olan bu barajda da 18 milyon civarında metreküp civarında bir su kalmıştı. Bu da şunu gösteriyordu ki barajlarımız su da çok yetersiz, kuraklık var. Yeraltı kaynaklarımızda çok büyük sıkıntılar var. Hatta elmalı kuyularımız, kavacık kuyularımız da artık kurumuştu. Oralardan da su alamıyor idik. Böyle bir havadan, atmosferden sonra Koçhisar'ın bağlanmasıyla kısmen sorun çözülmüştü. Ama asıl sorun rahmetin yağması, rahmetin gelmesi, o bereketli topraklara Allah'ın rahmetinin ulaşmasıydı. Ve Rabbimize de hamdolsun son belki de 30 yılın en güzel kışlarından bir tanesini yaşadık ve yaşıyoruz. Bizim Çamar Barajımız şu an itibariyle 1 milyon 700 bin metreküp'e ulaşmış durumda. Tabii bu doluluk oranı şu an yüzde belki 20'lerde olabilir. Daha çok yol kat etmesi gerekiyor ve barajımızın dolması için de epey bir zamana ihtiyacımız var. Ama Rabbimize hamd ediyoruz. Geçen yıllarda görmediğimiz kuru olan bu kanallerden şu anda saniyede 100 litre civarında su geliyor ve barajlarımız hızla Rabbimize hamdolsun doluyor. Aynı durum Yeni Hayat Barajı'nda, Hatap Barajı'nda da var, Koçhisar'da da var. Koçhisar'daki 18 milyon metreküplük su rezervimiz Ocak ayı içerisinde şu anda 35 milyonlara yaklaşmış durumda ve doluluk oranı da %20-25'leri bulmuş durumda Koçhisar'da. Tabii bu kapasitenin belki çok altında ama bu suyun gelişi böyle devam ettikçe inşallah Koçhisar Barajı'nı da dolmuş olacak. Özellikle Hatap Barajı tamamen kurumuştu. Alacı'ya gider hemşehrilerimiz mutlaka görmüştü. İşler acısı bir durum söz konusuydu. Baraj adeta ortadan yok olmuştu, kaybolmuştu. 1 metreküp neredeyse su kalmamıştı. Ama şu an itibariyle 1,5 ay içerisinde 2 milyon metreküp gibi bir su rezervi oluştu Hatap Barajı'nda da. Bu da önümüzdeki süreç için bize umut veren bir durum. Yine Yeni Hayat Barajı'na geldiğimiz zaman biraz önce de ifade ettim. Biz güzel platformlar oluşturmuş kendi imkanlarımızda ve pompayı ölü hacimlere götürmek suretiyle suyu çekiyor idik. Ölü hacim de artık kalmamıştı ama geldiğimiz bugün itibariyle son 1,5 ay içerisinde, 2 ay içerisinde 3,5 milyon metre küplük bir su rezervi Yeni Hayat Barajımızda da oluştu. Bu Rabbimize bizim hamd etmemiz gereken, şükretmemiz gereken bir konu. Tüm barajları düşündüğümüz zaman şu an doluluk oranımız %25'lerde. Ama biz Koçhisar'ı dışarıda tutup bizim aktif olarak, yakın olarak kullandığımız 3 barajımızı düşündüğümüz zaman da doluluk oranımız barajlardaki %17 civarlarında. Bu rakam daha öncesinde %0 civarlarında olduğu için %17 rakam bile bize yetiyor. Ve inşallah bu şekilde biz Haziran'ın ortalarına kadar da bu derelerden, kanal ve kanaletlerden gelen suyun devam edildiğini ve Haziran ortalarına kadar da barajlarımızdaki doluluk oranlarının daha da artacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yaz daha artmış diye düşünüyoruz. Ama hemşehrilerimize buradan şunu ifade etmemiz lazım. Bir, barajlarımız %100 dolu değil. Şu an Koçhisar dışında %17, Koçhisar'la beraber %25 doluluk var. Bu çok büyük bir seviye değil. 40 milyon metreküp gibi şu an toplamda bir suyumuz oluştu tüm barajlarımızda. Şeyi hariç tuttuğumuz zaman, Koçhisar'ı hariç tuttuğumuz zaman 7-8 milyon metreküp bir suyumuz var. Bizim yılda 20 milyon metreküp su kullandığımız ortalaması sürdüğümüz zaman bu barajlarımızın mutlaka daha da seviyelerin artmasının gerektiği ortada. Bu anlamda israftan mutlaka kaçınmamız lazım.
Çünkü her zaman bu şekilde bol yağışlar dolmayacak. Mutlaka bizim su rezervlerimizin barajlarımızda her zaman tehdit oluşturmayacak düzeyde doluluk oranlarının yüksek düzeyde tutulması hemşehrilerimizin, şehrimizin su temini bakımından çok kıymetli.